Elhamdülillahi ve kefe ve salatu ve selam ala Resulü'l Müştaba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, atıfatı, ihsanı, güzelliği oğlu üzerinize olsun sayın seyirciler. Bugün Mevlana Hazretlerinden bahsedeceğiz. Aşıklar Sultanı Mevlana, Aşk Merkezi Mevlana, Celaleddin Rumi, şehrimizi zenginleştiren, ülkemize geçiren Mevlana. Mevlana'nın babası Sultan Ulema olarak anılan büyük bir alimdi. 1281 yılında değerli kardeşlerim Behde doğdu. O gün Behde şehri çok ünlüydü. İlim yatağı, irfan yatağı bir yerdi. Sonra Mevlana Hazretleri de 1207 yılında orada doğdu. Eyvendi doğdu. Mevlana Hazretleri babasıyla birlikte derslere giriyor, onlar da yetiştiriliyordu. Yalnız bir takım tehlikeler verildi. İstilalar oluyordu. Aynen bugünkü İsrail'in yaptığı gibi. Moğol istilası. Kesiyor, öldürüyor, biçiyor. Kimse dinlemiyordu. Sabileri öldürüyor, kadınları öldürüyor. Her yeri öldürüyor, geçiyordu. Aynen bugün Siyonizmin yaptığı gibi. Görüyorsunuz Siyonizmi. Hala bombalamaya devam ediyor. Hala devam ediyor. Kimseyi dinlemiyor. Umurunda değil kimse. Koca Birleşmiş Milletler seyirci kalıyor. Oy veriyorlar. Ateşkes Amerika hayır diyor değerli kardeşlerim. Nasıl bir adalet bu? Nasıl bir dünya bu? Bizim örnek alacağım dünya değil bunlar. Ve şu anda da boyuna devam ediyor. Başka taraflar devam ediyor. Bunların meselesi açık söylüyor Netanyahu. Bizim arzı ve uğut hayalimiz var. Türkiye topraklarında 11 tane il gidiyor. 11 il. Medine-i Münevvere dahil. Irak, Şam, Kuveyt hepsi onların sınırında. Onun için çalışıyorlar. Onun için hayal ediyorlar. Ne diyor Amerika Cumhurbaşkanı? Biz onlara devam edeceğiz yardıma diyor. Bunlar ben de Siyonistim diyor değerli kardeşlerim. İnşallah Cenab-ı Hak bir gün bunların oyunlarını bozar. Bozacak bir yiğit gönderir diyoruz. Mevlana aşk eri Mevlana şöyle diyor. Men bende-i Kur'anem eğer candarem men hakirayı Muhammed muhtarem eğer nakil künet cüz'in suhanra ez kuftarem bizarem bizar insuhanra bizarem. Ben sağ olduğum müddetçe, ben hayatta olduğum müddetçe Kur'an'ın yolundayım. Kur'an'ın yolundayım. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesiyim, bendesiyim. Kim benden başka söz sarf ederse ben ondan da o sözlerde uzağım diyor değerli kardeşlerim. Mesnevi'ye bir takım girintiler olmuş yani yazmışlar. Acayip fıkralar yazmışlar değerli kardeşlerim. Bu Mevlana ait değil. Abdülbaki Gölpınarlı diye bir adam var. Tecrübe etti bunları. Lâdikli Ahmet Ağamız yıllar önce oğlum demiş yakınlarına bir gün gelecek mesleği bozacak bir adam gelecek. İçine karıştıracak demiş. Ve İsmet torunu Herüs Sağ Lâdikli biz diyor onun yanına geldik Abdülbaki Gölpınarlı'ya. Bak sen Şiisin. Sen bozmak için geldin Mesnevi'yi. Nereden biliyorsunuz? Dedem Ahmet Ağa söyledi deyince beni devletin getirdi. Ben bir şeye karışmam diyor değerli kardeşlerim. İçindeki bazı nahoş olayları da o şekilde girdirmişlerdir. Moğol istilasından Nişabur'a geliyorlar. Nişabur'da 5-6 yaşında olan Mevlana Feridüddin Addar kucağına almış. Demiş ki bunu çok yetiştir. Çok büyük alim olacak. İslam'a hizmet edecek diye vasiyette bulunmuş. Sultanul Ulema. Bahattin-i Veled. Sonra oradan Kudüs'e geçerler. Kudüs'ten de hacca geçerler. Medine-i Münevvere'ye. Sonra Yozgat, Sivas gelirler.
Şam'da kalırlar bir müddet. Şam'da Mevlana okumaktadır. Medresededir değerli kardeşlerim. Bir gün pazarda gezerken Mevlana yakasına bir itiyor. Ey mana aleminin zarfı Mevlana. Beni bul, beni tanı diyor ve kayboluyor. Yıllarca onu arar Mevlana, yıllarca arar. Kimdi bu diye. 7 yıl kadar Karaman'da kalıyorlar. Karaman'dan sonra Konya'ya geliyor, Seçuklulara teslim oluyorlar. Ve kendine has medrese yapıyorlar. Orada ilim merkezlerini kurmuş, devam ediyorlar. Fakat babası da değerli kardeşim 130 yılında vefat ediyor. 30 bin vefat ediyor. Vefat edince Mevlana bir boşlukta kalıyor. Evet. Boşlukta seyrediyor. Ve Kayseri'den hocalarından biri geliyor. Babasının talebesi Seyyid-i Burhanettin. Gece gündüz birlikte oluyorlar. Zahiri ilimde söz sahibi, ledün ilmine vakıf olanlarla istişare edip konuşuyorlar. Yani iki kanatlı kuş gibi yetiştiriyorlar Mevlana Hazretlerini. Öyle bir an geliyor ki, diyor ki Mevlana'ya, evladım, ben artık ayrılacağım diyor. Ama ben ne yaparım hocam deyince, oğlum bir posta iki aslan gerekmez. Sen artık erdin. Benden sonra biri gelecek senin yanına diyor. Seyyid-i Burhanettin ayrılıyor. Kayseri'de mezarı. Değerli kardeşlerim, bu şekilde Mevlana boşluktadır. Bir gün müritlerle beraber vilayetin oradan geliyorlar böyle. Bir derviş ama hiç de bu semtte olan bir derviş değil. Tutuyor atını güllerinden, Mevlana sana bir sualim var, sorabilir miyim? Sor diyor. Veyahut bir sen büyüktü ve Hazreti Peygamber mi? O ne demek? Elbette Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem büyüktü. Ama der ki iki can sultanı, ya Rabbi ben seni birlerim, ben senin yolundayım diyor. Öbürü ise ben yolundayım diyor. Ne diyorsunuz? Ki Can Sultanı sayısız makamlar geçiyordu her gün. Ama Beyazıt-ı Bistami bir makamla takılı kaldı diyor. Ondan dolayı Mevlana Hazretleri cevap veriyor ki Can Sultanı büyüktür diyor. Bayılıp düşüyor orada. Dergaha alırlar. Dergahta kendine geldikten sonra yıllarca aradığı insanı buluyor. Şems-i Tebrizi. Şems-i Tebrizi. Gece gündüz bir aradalar. Ama o gün de kıskançlık varmış demek ki Konya'da. Kıskançlıktan dolayı Şems-i Tebrizi'yi öldürmek için karar veriyorlar. Şems kayboluyor. Mevlana aşk deryasında yüzüyor. Hep şiirler yazıyor. Arıyor Mevlana. Bir gün bir adam gelmiş Konya'ya. Bir derviş, ben selam getirdim sana Şems-i Tebrizi'den deyince derhal cübbesini vermiş, hediyeler vermiş. Sultanım bu adam yalan söylüyor. Ben de biliyorum, yalanına cübbemi verdim. Gerçek olsaydı canımı verirdim diyor değerli kardeşlerim. Böylece ders halkalarına devam ediyor. Yalnız bu müzede olan bir takım çalgı aletleri yok o günlerde. Def var, def. Ve Mevlana Hazretleri sema yaparmış. Sema yaparken böyle elini kaldırıyor. Allah'tan aldığımı hakka, halka dağıtıyor diyormuş. Hak'tan aldığımı hakka veriyorum. Halka veriyorum. Manası bu. Cezbiye geliyor, böyle dönüyormuş değerli kardeşlerim. Bugün de var ama öyle işten olay yok. Bir gün o Şems'le beraberler şeyi terk etmişler biraz müritlerin arası ar gidiyorlar. Kıskançlık buradan başlıyor. Diyorlar ki
Ne oldu bizim üstadımıza? Şimdi Şems kayboluyor. Aramaya kayırıyor. Oğlu Alaaddin'i iki kişiyle Şam'a gönderiyor. Şam'da olduğunu tahmin ediyor. Şam'da bulurlar. Şems-i Tebrizi'yi oturmuş bir papazla dama oynuyor. Şaşırırlar. Ayakkabılarını Konya'ya doğru çevirirler değerli kardeşlerim. Dama da bittikten sonra papaza kahven soyudu diyor. Derviş efendi, papaz efendi diyor. Olay şuymuş. Üç tane papaz miracı anlamak için çıkıyorlar yollara. İkisi dönüyor, biri kalıyor. Şems'in huzurundaymış. Şems de dama oynatıyor ona. Bir an dalıyor. Zaman içinde zaman yaşıyor. Adamcağız bir gölün kenarında düşüyor. Karşıya geçiyor. Çobanlık yapıyor yıllarca. İki tane çocuğu oluyor. Bilmedik bir yerde kalıyor. Önünde ama Mevlana'nın. Şems'in önünde veya bir an yine ona göle düşüyor. Çilkini böyle kalkıyor. Papaz efendi anladı mı miraca nasıl çıktı? İşte Peygamber Efendimiz de miraca böyle çıktı diyor. Miraca böyle çıktı diyor değerli kardeşlerim. Evet, papaz orada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye İslam'ı kabul ediyor. Hemen bir anekdot anlatayım değerli kardeşlerim. Mevlana'ya gelen çok insan burada İslam'ı kabul etmiştir. Mandrel Kavrel, dünyaca meşhur bir adam. Roger Karadi, meşhur bir adam, Komünist Parti'nin üyelerinden. Ama derler ki bunlar, biz geliyoruz, bir hafta kalıyoruz burada, bir yıl bize o yetiyor, huzuru buluyoruz diyorlar. Değerli kardeşlerim, Allah bir kulunu severse, sema ehli sevdirir. Sema ehli severse, yer ehli sevdirir. Yer ehli de ona hürmet eder. Bakınız, dünyanın her tarafından Aşıklar Sultanı Mevlana'ya ziyarete geliyorlar. Niçin başkasına değil de oraya geliyorlar? Allah sevdiği için ve bunların tasarrufu devam eder, oraya geliyorlar. Biz çıkıyoruz Ladiye, Ahmeda'ya gidiyoruz. Ya bir sürü mezar var, yaşlı adam var, niye Ahmeda'ya gidiyoruz? Niçin Hadi Vesadi'ye gidiyoruz? Allah sevdirmiş, gök ehli sevmiş, yer ehli sevmiş, hala sevgileri devam ediyor değerli kardeşlerim. Bundan dolayı oraya gidiyoruz. Bundan dolayı Aşıklar Sultanı Mevlana ziyaretgâh olmuş. Yalnız burada bir olay görüyorsunuz. Laubali girişler var içeride biliyorsunuz. Açık seçik vaziyette de giriyorlar. Bir ara örtü veriyorlardı gelenlere. Şimdi bilmem veriyorlar mı? Hazretin huzuruna gidiyorlar. Dua ediliyor tabii. Ona Kur'an okunuyor, dua okunuyor. Ve oradaki antikaları gösteriyorlar onlara. Ama arkada bir yer var, mescit yapmışlar. Manevi ehli der ki, orada büyük insanların yattığını söyler değerli kardeşlerim. Mevlana Hazretleri sohbetlerine devam ediyor. Bir ara çıkarken zaraflar içerisinde biri tıkıdık tıkıdık boyunca Mevlana aşka geliyor. Yani Allah, Allah, Allah diyor onun sesi. Başlıyor sema yapmaya. Selahattin Zerküp'müş, o da çıkıyor, o da sema yapıyor. Sema yaparken bütün cevherlerini almışlar. Alın sizin olsun, dünya sizin olsun, bana ahiret yeter diyor. Ve Hazret'le birlikte oluyorlar. Bu sefer kıskanmaya başlıyor yine müritler. Ya bir cahile çattık diyorlar. Ve nihayet oğlu Alaaddin Şam'dan davetlisini getirir. Hani her sene merasim oluyor ya, geliyor, geliyor, aşk eri geliyor, onu karşılayın diye böyle şiirler okuyor değerli kardeşlerim. Şems ve Mevlana birleşiyor. Bir gün havuz kenarında bir kitap okuyor. Kitap babasına ait. Senin kitabın yok mu Mevlana, yazmadın mı diyor. Alıyor kitabı.
havuza atıveriyor. Ne yaptın sen diyor. Babamın hatırası o, ilim yatağı. Elini atıyor, uzatıyor. Tozunu hiç ıslanmamış bile. Ondan sonra aşk sultanı, aşk eri şiirler yazmaya başlıyor. 64 bin şiir yazıyor değerli kardeşlerim, 64 bin. Eserleri ortada. Bütün meselesi şeriat-ı karradır onun. Bütün gayesi İslam'ın hayatta olmasıdır o gün. Bütün meselesi insan hazırlamaktır o gün değerli kardeşlerim. Bir gün Şems'le beraberler. Derin bir sohbet olur. Zikirler yapılır değerli kardeşlerim. Zikirler yapılır. Bu esnada son kapı örtülür artık. Herkes evine çekilir. Ve gece Şems-i Tebrizi odasına çekilir. Biz Basra'dan geliyoruz, Buhara'dan geliyoruz. Şems'le görüşeceğiz, ısrar ederler. Şems-i Tebrizi ki bir canım var ya Rab, onu adamıştım diyor Mevlana Hazretleri'ne. O an kapıyı açar, 7 tane siyah elbiseli adam öldürürler, şehit ederler Mevlana. Şems-i Tebrizi değerli kardeşlerim. O gün şehit ederler. Hemeçul kuyuya Şems-i Tebrizi'nin bulunduğu atarlar onu. Yıllar sonra ortaya çıkar, tövbe yapılır Selçuklu döneminde. El-Hak doğrudur. Evliyaullah'tan biri vardı. Hocam dedi, bu kapağı açtık, içine doğru giriyorsunuz dedi. Kapağı açtırdık, indik bir hayli. Öyle bir koku geliyor ki insan bayıyor adeta. Şems-i Tebrizi orada yatıyor değerli kardeşlerim. Sonra Mevlana kendine kapanır, böyle şiirlerle meşgul olur. Der ki, bir gün pazarda geziyor, elde bir mumla geziyor. Ya üstad nedir bu hal diyorlar gündüz. Bıktım artık şu menfaatçi insanlardan, ikiyüzlü insanlardan, zalim insanlardan. Allah aslanı, efsane kahramanı Rüstem arıyorum ben. Bir yiğit arıyorum. Aramakla zor bulan bir yiğit. Evet. Biz o yiğidi arıyoruz der değerli kardeşlerim. Mumla aranıyor bu. Mumla aranıyor. Bugün o gün devir. Aynı o gün geldi işte. 60 küsur İslam devleti var. 2000'ler Müslüman var. Allah aslanı, efsane karşı kahramanı Selahaddin Eyyubi aranıyor. Selahaddin Eyyubi aranıyor. Bu siyonistler nasihattan konuşma anlamaz bunlar. Güçten anlar, güçten. Bunlara füze atabiliyor musun? Savaşabiliyor musun? Buna yenebiliyor musun işte? Mesela bu. İnşallah Cenab-ı Hak oyunlarını bozacaktır. Kastam Tugayları çok zarar veriyor onlara. 26 tane tankını, araçlarını imha etmişler. Yüzlerce, binlerce, onlar da askerlerini öldürmüşler onların. Ama bu savaş değil değerli kardeşlerim. Katliam yapıyor adam. Gazayı boşaltacak, yerleşecek oraya. Mesela bu. Sonra Patişehriye'yi bitirecek. Sonra Suriye gelecek. Sonra Türkiye gelecek. İran'a dokunmaz, işbirliği yapıyorlar İran'la. Unutmayın, onlarla işbirliği yapıyorlar değerli kardeşlerim. Bakmayın ördek görüştüklerine. Evet, aşk eri Mevlana. Çok adamlar gördüm, üzerinde elbise yok. Çok insan çok elbise içinde adam yok. Çok adam gördüm, üzerinde elbise yok diyor. Evet, üzerinde elbise var ama içinde adam yok. Dervişlik olsaydı tacile hırka, biz de alırdık onu 30'a 40'a diyor Yunus'ta. Evet, değerli kardeşlerim, bu şey derslerine devam ediyor Sultan Ulema. Ve evlilik yapıyor. Evleniyor. Sonra vefat edince ikinci hanımını alıyor Konya'da. Nihayet değerli kardeşlerim, Mevlana yüzlerce yetiştirmiş insanlar hazırlamış. Talebeleri var.
tekrar edeyim, bu an bile Mevlana'ya gelen binlerce insanı görüyorsunuz. Her gün o deyyah boşalıp doluyor, dolup boşalıyor. Çin'den gelen Müslümanlar var. Ve Afrika'dan gelenler var, Müslüman oluyorlar. Son günlerde aldığımız habere göre, bu Gazze olaylardan sonra çok Müslüman olmaya başlamış Avrupa'da elhamdülillah. Bu da bir olay değerli kardeşlerim. Hatta bir papaz, başpapaz İslam'ı kabul ettiğini söylüyorlar, başpapazın. Bu da bir Allah'ın lütfu görüyorsunuz. Bir. Evet değerli kardeşlerim, Mevlana aşk eri. Öyle diyor, bu söz gerçi Mevlana'ya ait değil. Hafız-ı Şirazi'nin derler. Baza baza, her anki basta gel kafir kebru bulperesti küf baza in dergahıma dergahı nevvidiniz diyor. Gel gel, ne olursan gel, mecusi olsan da gel, putperest olsan da gel, bin kere tevbeyi bozmuş olsan da gel. Zira dergahımız bizim ümitsizlik dergahı değildir diyor değerli kardeşlerim. Evet, Nesteri'ye bu girmiş, böyle diyor. Yani tövbe etmek lazım. İç içen kardeşim, biz sana acıyoruz. Senin değil, işin düşmanıyız biz. Kumar oynayan kardeşim, biz kumarın düşmanıyız, senin düşmanın değil. Zina yapan kardeşim, yapma. Biz seni seviyoruz. Yaz git bundan. Bir genç dedi ki, işte geceleri gidiyorum şikayetle hanımından. Benim hanımım mazbut dedi. Ben giderim ama o evde duruyor dedi. Ya hanım hakkı yok mu Allah aşkına ya? Zina ediyor, zina. İki tane adam Konya'dan yurt dışına gelip geliyorlar. Der ki anlattığına göre, bir gün bir kadına gidiyoruz. Musalli, beş vakit namazını kılan bir adam. Giderken dedim ki ya harama gidiyoruz. Öbür sakal dedi ki ya niye haram olsun? Paramızla gidiyoruz. Ey Müslümanlar! Adam zinayı helal saydım dinden çıktı, kafir oldu, kafir oldu. Kafir oldu. Ama ya haram ya işliyoruz ya tövbe ederiz derse fasık olur. İçki içen kardeşim haram diye içiyorsa mesele yok. Fasık olur. Ama niye haram olsun derse kafir olur. Geçen de dediler ya bana şarap niye haram olsun diyorlar ya. Değerli kardeşlerim, şarap niye haram? İlletinden dolayı haram. Tehlikesinden dolayı haram oluyor. Evet, Sultan'ı Sultan, Aşıklar Sultan'ı Mevlana. Şu şiiri bir daha okuyorum. Men bende-i Kur'anem eğer candarem men hakirahi Muhammed muhtarem eğer nakil künet yüz in kes ez kuftarem bizarem ez ün ve in suhan bizarem. Ne diyor Mevlana? Ben sağ olduğum müddetçe Kur'an'ın bendesiyim. Kur'an'ın kölesiyim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yolunu tozuyum diyor değerli kardeşlerim. Yolunu tozuyum diyor. Şimdi bazı çıfıtlar çıkmış. Mevlana oğul acını diyorlar Allah korusun. Mevlana'ya söz atıyorlar. Onlar da Şii olması lazım ki bunu söyleyebiliyorlar. Evet, Aşıklar Sultanı Mevlana 1273 yılında vefat ediyorum. Sakın ha arkamdan ağlamayın. Şeb-i aruz benim ölümüm düğünümdür. Ben öldü demeyin. Ben Rabbime kavuşuyorum diyor değerli kardeşlerim. Onun için buna şeb-i aruz düğün günü derler. Allah'a kavuştuğu an geliyor. 17 Aralık da o. 750. yıl dönümündeyiz değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak onun şefaatine bizleri nail etsin inşallah. Ve cümlemizin akıbetlerini hayır eylesin. İki can aziz eylesin diye dua ve niyazda bulunuyorum. Gelen soruları cevaplayacağız inşallah. Hocam, hocam diyor biz
Oğlumuza, oğlumuz için altın biriktirdik. 150 gram oldu. Benim kendimin de var. Parası da var. Yalnız diyor, bu altını ceyiz için biriktiriyorum. Hani takı olacak ya. Onun için biriktiriyorum diyor. Buna zekat var mı yok mu diye soruyor. Kardeşim, o mal senin üzerinde henüz. 150 gram altının varsa, 100 senin varsa 250 gram eder. Başka para var ona katarsın. Ne yaptı? 300 milyon lira. %5, %10'unu zekat olarak vereceksin. Yani %2,5 zekat olarak vereceksin bunu. Az arazi de %5, %10 var. Arazi mahsullerinde. Evet, 150 gram altını aldın, koydun bir kenara. Kendin de var, birleştirdin. 81 grama yakın olduktan sonra zekata tabisini zekat vereceksin. Hocam, oğlum öldü diyor bir ninemiz, annemiz. 4 tane onun yetimi var. Bunlar okuyorlar, muhtaçlar. Ben zekatlarımı bunlara verdim, olur mu diyor. Değerli kardeşlerim, Tevbe suresi 60. ayet. Estağfirullah. İnnemes sadakatu lil fukara'i vel mesakin vel amilin aleyhi vel müellefeti kulübühüm ve firgab. Diyor ki zekatlar 8 sınıfa verilir. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli dahil. Ayet de sabit. Bir, kime verilir? Fakirlere verilir. Fakir ne demek? Yiyecek ekmeği veren mi? Yani 80 gram altın yok. Bugün asgari ücretlerin kolumu gibi. Zekat alabilirler adam başka parası yoksa. Ne diyordu? Papaz, haham. Bir milleti bozmak için şunu yapacaksın. Aç bırakacaksın. İşsiz bırakacaksın. Borçlu olacak. Borçlu olacak. Ezik olacak. Var mı yok mu şimdi? Borçluyuz. Asgari ücret bu kadar olmuş. Hayat pahalılığı bu kadar olmuş. O zaman aç köpek fırını deler derler ya. Her şey olur kardeşlerim. Allah'ın muhafaza bütün inşallah. Bir, fakirlere, miskinlere, zekat memurlarına, müellefe-i kulübe, cihada gidenlere, yolcu olanlara 8 sınıfa zekat verilir. Kime zekat verilmez? Bir, usule zekat verilmez değerli kardeşlerim. Usul, anaç demektir. Anneye, babaya, dedeye, nineye yukarı çık zekat verilmez. Fıtra verilmez. Furu, ağacın dallarına, oğlana, kıza, toruna, torunun toruna, torunun toruna zekat verilmez. Zekat olmaz onlar. Bunlar bağış yerine geçer. Başka nereye verilmez? Bir, cami inşaatına, Kur'an kursu inşaatına, yol inşaatına, su inşaatına zekat verilemez. Kur'an kursu yaptırıyoruz. 7 yıl önce. Hacı Şaban Kız Kur'an kursu. Laminat parke lazım oldu. Altta döşe sınıfları. Giriyorum. Esnaf zekat olarak yaz. Ben yazamam dedim. Ben Allah'tan korkarım. 4 tane dükkana gidiş çıktık vermediler hiç. Hep zekat diyorlar. Ben almam dedim. Nihayet birisinden aldık. Arkadan verdi bağış olarak. Gittik birine. Suntalam aldık. Ve parasını gönderdim sonra değerli kardeşlerim parayla aldım. O da bize zekat vermiş. Ya bu cami inşaatına zekat olmaz. Kur'an kursu inşaatına, demirine, kömürüne zekat olmaz değerli kardeşlerim. Su, kuyusu açtırıyorsun ya. Zekat olmaz onlara. Ölü kefenine zekat olmaz. Vergi verdiğin devlete vergi zekat yerine geçmez değerli kardeşlerim. Bunlar nasla sabit olanlar. Ey benim annem, sen o verdiğin paraları iade edeceksin zekatını. Niye? Toruna zekat olmadığından dolayı. Çünkü bakmakla yükümlüsün ona. Hocam, Kütahya'dan arıyoruz. Sizi Facebook'tan takip ediyoruz. Mahallemizde bir cami yapıyorlar. Camiye
Zekat fıtra topladılar, topluyorlar. Mani olmak için biz dinlemediler diyor. Ne dersiniz hocam diyor. Dediğimiz dedik. Vallahi alan da Allah katında mesul, harcayan da mesul, veren de mesul. Cami inşaatına zekat olmaz, bağış olur değerli kardeşlerim. Bir daha tekrar edeyim. Kur'an kursu inşaatına bağış olur, zekat olmaz ama alanlar var. Alanlar alıyor. Darul Harp deyip de faizi helal görenler de var. Ne dersiniz? Evet. Darul Harp diye zekatı, pardon, faizi alanlar var. Senet çek kırdırarak hacca gidenler de var biliyoruz. Allah'ım ıslah eylesin inşallah. Kesinlikle olmaz. Kesinlikle olmaz. Hatırlatmış oluyorum değerli kardeşlerim. Hocam, kusum farzları nelerdir? Biz gençleriz. Bir takım tartışmalarımızı anlatır mısınız diyor. Hanefi mezhebine göre bir, dikkat edeceğim hususlar. Banyoya girerken sol ağzına gireceğiz. Önümüz arkamız kıbleye gelmeyecek. Sonra niyet ettiğim usul abdestini almaya diyeceğiz değerli kardeşlerim. Sünnet üzere tarif ediyorum. Evvela edep yerlerini yıkayacağız. Sonra ağza üç defa su verip gargara yapacağız. Ki farzdır bu. Buna su çekeceğiz, bu da farzdır. Arkasından bütün vücudu yıkamak da farzdır, üçtür. Evet, ağız, burun, bütün vücudu yıkanması. Şafiler de ise, Şafii kardeşlerim dikkatsinler, niyet farzdır. Bütün vücudu yıkamak farzdır. Avret yeri yıkamak farzdır değerli kardeşlerim. Ağız onlarda sünnettir, müstahaptır. Ağız yıkamak farz değildir. Bir açıdan sormuşlar yine, ağzımızda kaplama diş varsa kusumuz olmaz mı istiyorlar? Onu söyleyen halt ediyor, affedersiniz. Dört mezhebe göre sargı hükmü nedir? Dolma dişi olan, kaplama dişi olanın kusur abdesti tamamdır. En ufak bir tereddüt yoktur. Fetevai Hindiye, Gayak, İbn-i Abidin, Mefsud Kaynak, Fikri Yavuz'un İlmari Kaynak. Aynı zamanda Gelayıldım dört eseri kaynak olarak veriyorum ben. Bizim kitabımızda böyle diyor. Yani mezheplerimize değerli kardeşlerim hatırlatmış olalım. Hocam, arabada giderken, uçakta giderken uyukluyoruz. Abdestimiz bozulur mu, bozulmaz mı söylüyorlar. İmam-ı Azam'a göre otururken altı sağlamsa, böyle uyusan abdest bozulmuyor. Hanefi mezhebine göre. Şayet direğe yaslandın, çekil direk düşüyorsan, yani makat boşu çıkacağı için abdest bozulur diyor. Aman dikkat edin ha. Şafii mezhebine göre uçakta olsun, otobüste olsun, bile dayanmadan uyuyan kimsenin abdesti bozulmaz. Dayanırsa bozulur diyorlar değerli kardeşlerim. Adam cumaya geliyor. Yorgun, dayanmış direğe, horul horul uyuyor, abdesti bozuldu. Ama oturmuş, emniyeti almış, otur diye uyukluyor. Onun abdesti bozulmuyor ha, haberiniz olsun. Otobüste giderken böyle duyuyorsunuz, daldınız, abdest bozulmuyor ancak. İyice yaslandınız, gerildiniz böyle. Kendinize geçerseniz abdest bozuluyor. Hocam diyor, affedersiniz, avret mahallemizin tıraşı kaç günde olmalıdır diye soruyor değerli kardeşlerim. Bir haftada olur, en son da 40 gündür değerli kardeşlerim. Bak bu da İbrahim'den kalma bir sünnettir, haberiniz olsun. Evet, koltuk altları, edep yerlerini sık sık böyle temizleyeceğiz. Ölü verirsek diye düşüneceğiz. Ölürsek hiç olmazsa o vaziyette gitmeyelim değerli kardeşlerim. Evet. Hocam, ben Adana'dan arıyorum. Facebook'tan izliyoruz diyor. Hanımım namaz kılarken
Çıplak ayakla kılıyor. İkaz etti ama dinlemiyor diyor. Namaz olur mu olmaz diye soruyor değerli kardeşlerim. Hanefi mezhebine göre el, yüz, ayak avret mahalli değildir diyor İmam Azam'a göre. Evet, çıplak ayakla kılınabilir ama mescidin, yani örtün bir şeyle diyor. Buna rağmen faziletli olanı ayağa çorap giymekte veya bir şey örtmekte diyor. Şafii mezhebine göre ise kadının ayağı da mahremiyettendir. Çıplak ayaklar namaz kılsa bunun namazı olmaz diyor değerli kardeşlerim. Şafiilere söylüyoruz. Çıplak ayakla bayan evde olsa namaz kılsa namazı olmuyor. İhtiyaten demiş imamlarımız çoraplarını giysin diyor. Peki hocam demiş bir işte giydiğim çorap incecik ten renginde ne yapacağız? Dört mezhebe göre Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli vücut hatlarını belli eden elbise yok hükmündedir. Daracık pantolon giyiyor kadınlar. Çok dar. Hem de sokağa çıkıyorlar. Namaz olmaz ki onda. Erkekler de aynı. Geçen akşam sordular bana bir yerde. Hocam önümüzde namaz kılıyor bir adam. Düşük kemer almış. Yarı arkası görüküyor. Arkadaki namaz olmaz. Onu gördüğü için namaz olmaz. İkaz edin o adamı. Uzun atlet giysin. Açmasın arkasını değerli kardeşlerim. Affedersiniz. Ne rezillik bu ya. Tekrar ediyorum. Secdeye vardığı zaman adamın çatalı görünüyorsa arkadaki namazı olmaz, ifsad olur. Adamın ne günahı var peki? O adamın günahı var. Günah ona dair. Kesinlikle böyle olduğu zaman namaz bozulur, namaz olmaz değerli kardeşlerim. Sordular bayanlara. Pantolonla namaz kılabilir mi? Ki Can Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zaman gelecek ki erkek kadına, kadın erkeğe benzeyecek diyor. Lanet ediyor onlara benzeyenlere diyor. Ki Can Sultan lanet diyor. Yahu biz Kur'an'a bağlanmak gerekirken Avrupa'ya, modaya bağlanmışız. Tam tersine bayan çıkarken süsleniyor, kokuları sürüyor, çıkıyor nereye? Dışarıya çıkıyor. Yani erkeği cezbetmek için çıkıyor. Allah melekleri lanet diyor değerli kardeşlerim. Dar pantolonla namaz olmaz. Etek çeksinler üzerlerine. Ve çorap giysinler. Niye? Şüpheden kurtulmaları için söylüyorum ben ya. Namaz kılarken hangi vakitlerde namaz kılınmaz diyor değerli kardeşlerim. Hangi vakitlerde yasak olur diyor soruyor. Bir, mekruh olan vakitler. Sabah namazını kıldık, güneş doğdu. Bir mızrak boyu çıkıncaya kadar yani 40 veya 45 dakika çıkıncaya kadar hiçbir namaz kılınmaz. Ancak Mekke, Medine hariç. Mekke, Medine'de 30 dakikadır onun zamanı. Çünkü dünyanın merkezi orası, ekvator merkezi. Tekrar edeyim, yörelere göre değişiyor. 40 veya 45 dakika içinde hiçbir namaz kılınmaz. Buna tahir ve mekruh deniyor. Ki zeval vakti, güneş tam tepeye, Sebtur Reis diye tepeye dikildiği zaman, yani öğlen namazına 15 dakika, 20 dakika kalıncaya kadar hiçbir namaz kılınmaz. Çünkü vakit haram vaktidir. Güneş tapandığı zamandır. Üçüncüsü, güneş zevaldeyken, batarken yine değerli kardeşler namaz kılınmaz. Niçin namaz kılınmaz? O da kerahat vakti olduğundan dolayı. Ancak o gün kılınmayan ikisinin farzı kılınabilir. Umre hacıları hatırlatıyorum. Çok defa hatırlattı orada. Kabe'desiniz. Namazdan sonra, sabah namazdan sonra bir takım mezhepler kılıyorlar. Ama çoğu bundan bilmiyor değerli kardeşlerim. Bizimkiler de kılıyor. Yahu sen nasıl insansın, Allah'ın Müslümansın ya? Okumadın mı hiç? Kerahat vakti Kabe'de olsa aynı mı? Revzat'ta olsa aynı. Burada yokmuş diyor. Demek İmam-ı Azam 55 defa hacca gitmiş gelmiş. Hep boşa gitmiş. Hiç bilmemiş orada. Sen biliyorsun. Değerli kardeşlerim, kerahat vakti Kabe'de var, Revzat'ta da var.
Biz defalarca orada yeri geldi, işrak namazı kıldık cemaatle. Rahmet namazı kıldık, yağmur namazı kılındı. Ama yarım saat geçtikten sonra kılındı. Bayram namazları. Oturuyor, selavat getiriyorlar, getiriyorlar. Güneş doğduktan sonra, 30-35 dakika sonra bayram namazı kılınıyor. Hani yok ki Kabe'de. İkinci hatırlatmam. İkinden sonra tavaf yaptınız. Tavaf bitti. Namazı kılmayın. Yine kerahat vakti var. Vacip olan namaz. Ne zaman kılacağız onu? Akşamı kılacağız farzını. Kıldıktan sonra o tavafın namazlarını kılacağız değerli kardeşlerim. Bir daha hatırlatıyorum. Sabah namazından sonra tavaf yaptın. Ve güneş doğduktan 30 dakika sonra ancak kılabilirsin tavaf namazını. İkinden sonra tavafa girdin. Akşam yakın tavaf bitti. Namaz kılma o zaman kardeşim. Mekruh. Hem de haram mı o yakın bir mekruh? Hem de Kabe'de olan bir şey. Anlatamıyoruz ya. Sen de karışıyorsun diyenler de oldu bize. İkaz ettiğimiz zaman. Peki sen bilirsin dedi değerli kardeşlerim. Umre'ye gidenler hatırlatıyorsa haberiniz olsun. Biz ihram giydikten sonra sordular çünkü. İçinizde atlet, kilot hiçbir şey olmayacak ha. Hiçbir şey olmayacak. Buradan itibaren Konya'da ihrama girdim. Dizlik soruyorlar. Dizlik takabilirsiniz. O mecburen takılacağı için dizlik olabilir değerli kardeşlerim ama çorap olmaz. Ben bir hacı efendiyi eskiden o kamak arabaları vardı. Otobüsün üzerine çıkarıyorum. Hacılar takarsak otobüsün üzerine bindiriyorum. Arabaya da çıkacağız. Affedersin adamın kilosu göründü. Hacı abi dedim onu çıkart. Ben Allah'tan korkarım. Tabii çıkaramam dedim. Adama çıkarttıramadık değerli kardeşlerim. Eğer 6 saat devam edilse sadaka lazım gelir. 12 saati geçerse bir dem kurban lazım gelir. Hatırlatıyorum değerli kardeşlerim ya. Evet. Hocam diyorlar. Evet biz umreye gidiyoruz. Hanım rahatsız olursa ne olacak? Bekleyecek değerli kardeşlerim. Kesinlikle hayızlı kadın Kabe'ye giremez. Girmesi haramdır. Hocam okuduk biz sahih mahallinde olur diyorlar. Doğrudur. O gün sahih mahalli ayrıydı. Arada boşluk vardı. Ama şimdi sahih mahalli birleşmiş vaziyette. Orada namaz kılınıyor. Bu açıdan o vaziyette kadın giremez. Girerse ne olur? Ki sordular bana. Girerse hem haram işlemiş hem de bir koyun kurban etmesi gerekiyor orada. O kurbanın yeri de haram bölgesi değerli kardeşlerim. Hocam, ihramdan çıkacağız. Peki, beni arkadaşım ve hanımım tıraş edebilir mi eder? Etmez diyorlar, ne desiniz? Değerli kardeşlerim, gökten Cebrail mi gelecek makasla çıkıp gitmeye? O kimin biliyor musunuz? Hac zamanı. Haç-ı Kıran'a girmiş bir adam. İfrat'a girmiş bir adam. Saçı kesmez, kestiremez de. Hac zamanı. Ama umrede herkes tavafını yapmış. Say bitmiş. Beceren birisi saçlarını kesecektir. Böyle ihramdan çıkacaksınız. Hocam, daldırdım, otele gittim. Şampuanla yıkandım, kokulu şampuanla. Ne lazım gelir? Oo, bir gıdalı koş keseceksin orada. Niye? Bir uzva koku sürmek kurban gerektiriyor. Şayet bu haç zamanı olsaydı haçta bir deve kurban edecektiniz. Haberiniz olsun. Deve kurban edilecekti. Neden? O sınırı açtığından dolayı değerli kardeşlerim. Yine soruyorlar ben bedel gidiyorum. Umre ne yapacağım? İhramı giyerken onun niyetine giyeceksin. Vardığın Kabe'ye tavafı yaparken falan adına diye yapacaksın. Sayı onun adına diye yapacaksın. Böylece umre yerine gelecek. Ama Allah'ın sevap kadar sana da yazacak değerli kardeşlerim. Hocam biz ihramsız girdik o Kabe'ye. Bizi hatırlatmadılar. Otelde giydik ne lazım gelecek. Miqat sınırını ihramsız geçen insanlara kurban vacip olur kesmesi.
Siz bir kurban kesiciksiniz, haberiniz olsun. Niye? Oraya ihramsız girilmez ondan dolayı değerli kardeşlerim. Evet, inşallah gelecek günlerde de hac mevzuna gireceğiz. Sizlere bilgiler aktaracağız değerli kardeşlerim. Kusmak orucu bozar mı demişler bir de son sorumuz. Evet, ağız dolusu olursa, ağız dolusu olsa abdest yerlemek gerekiyor. Bir soru daha sordular akşam bana. Hocam tavaf ediyorduk. Kadının abdesti bozulmuş. Dedi ki görevliye, benim abdestim bozuldu, devam et, bir şey olmaz dedi. Ya Allah'tan korkun ya. Eğer ilmihal okuyup da gidin ya, siz umre hacca gidiyorsunuz ya. Abdesti bozuldu, abdestsiz ihram tavaf edilmez ki. Karşıda her yer imkanı var, sular var. Derhal gidin, abdest alın, gelin diyeceksiniz. Veya 5 dakika mola vereceksiniz, bekleyeceksiniz. O adamcağız değilse işte. Abdest devam edin olmaz. Ayağın kanadı abdesti alacaksın değerli kardeşlerim. Maalesef, maalesef genç adaylar okumadan gidiyorsunuz, çok büyük hata yapıyorsunuz. Evet, hatimlere geçiyoruz değerli kardeşlerim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La taknatu min rahmetillah. İnnallaha yagfiruz-zunuba cemi'a. İnnehu vel gafurur rahim. Kullu nefsin zaiqatul maut. Summa ileyna turcaun. Kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ve li kulli ümmetin ecel. İza ca'e eceluhum la yestahiruna sa'aten ve la yestakdimun. Eynema tekunu yudrikul maut ve la kuntum fi burucin müşeyyede. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللّٰهُمْ اَرْزُقْنَا فِقْهًا فِي الدِّينِ وَزِيَادَةً فِي الْعِلْمِ وَكِفَايَةً فِي الرِّزْقِ وَصِحَّةً فِي الْبَدَنِ وَتَوْبَةً نَصُوحًا وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَدُخُولًا فِي الْجَنَّةِ وَعَافِيَةً فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Birlikte okumaya çalışalım ki ezberleyin. Bismillahüllezî la yazurru ma'a ismihi şey'ün fil arzı ve la fil semâi ve huve semî'ul alîm. Bismillahüllezî la yazurru ma'a ismihi şey'ün fil arzı ve la fil semâi ve huve semî'ul alîm. Bismillahüllezî la yazurru ma'a ismihi şey'ün fil arzı ve la fil semâi ve huve semî'ul alîm. Maşallah, barikallah. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Euzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma halak. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul meleketi ve Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yeşfike min kulli da'in fike. Ve min şerri nefesat fil ukat ve min şerri hasidin zasid. Allahümme tıbbil kulubu ve devahiye. Ve afiyetel ebdani ve şifahiye. Ve nuril ebsari ve ziyahiye. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin illezi tenallu bihil ukat ve tenfericu bihil kurab ve tuqza bihil havaici ve tünalu bihil regaib ve husten havati husten sıkal gaman ve işin kerim ve le alihi ve sahbihi fi kül lemhatin ve lehsatin bi adedi kulli ma'lumin lek. Allahümme in yeselke imanen kamile ve yakinen sadika ve rizgan vasi'a ve kalben khashi'a ve lisanen zakira ve ulumen nafi'a ve tevbeten nasuha ve tevbeten kablel mevt ve rahaten andel mevt ve mağfireten ba'del mevt ve dukulen fil cennet ve afiyeten fil dini ve dünya ve l-akhira. Allahümme merham ümmete Muhammed. Allahümme merham ümmeti Filistin ve Gazze. Allahümme mahfaz ümmete Muhammed. Allahümme mahfaz ümmeti Filistin ve Gazze. Allahümme mağfir li ümmeti Muhammed. Allahümme mağfir li ümmeti Muhammed min Filistin ve Gazze. Allahümme feriş an ümmeti Muhammed. Allahümme feriş an ümmeti Filistin ve Gazze ya Rabbel alemin. Gazze'lilere yardım et Allah'ım. Şu zalim hakkından geliver Allah'ım. Ya Rabbi sana açılan eller hürmetine, zikreden diller hürmetine, aşıklar, sadıklar, şehitler, gaziler hürmetine suallerimizi kabul eyle Allah'ım. Niyetimizi hayırlı eyle Allah'ım. Ya Rabbi
Zalimi hakkından sen gelir, zalimi hakkından geliver Allah'ım. Şu Amerika'yı parçaladı bina erdir Allah'ım inşallah. Sümeyye'den zafer ver Allah'ım. Sabır ver Allah'ım ya Rabbel Alemin. Hastalara şifa ver. Dehlilere deva ver Allah'ım. Ya Rabbi çok yatırıp çektirme. El ayak mutacedi de. Aleme nefret ettirme Allah'ım ne olur. Üçüncü yatak, dördüncü yatak bırakma ki efendim nasip eyle. Ya Rabbi ruhumuzu abdest olarak almayı nasip et. Şeytan o an imanı almasın. Ruhumuzu Kur'an okurken Kur'an başında al ya Rabbi. Şeytan imanı almasın. Ruhumuzu sana en yakın yer ve kavram olan şeytanın da giremediği secde mahallinde Sübhane Rabbiyel Alâ, Sübhane Rabbiyel Alâ derken emanet eden Allah'ım. Aksa gaye Kâbe'de, Ravza'yı da al Allah'ım. Rabbena etine fid dünya hasene ve fil ahiret haseneten ve kine azâben nâr ve edhillen cennete me'al ebrar. Ya aziz, ya gaffar, ya zel celal ve ekrem. Rabbena ufirli ve li valideyye ve li yevme yekûm nisem. Okunan duadan, ayetten hasılın izin ve sübhati. Ki can sultanı sayılır pak ruhu tayyibelerine, fakirane acizane hediye ettik vasıta ya Rabbi. Bütün peygamber ruhlarına hediye ettik vasıta ya Rabbi. Ashab-ı güzin, tabi'in tebe-i tabi'in, üçler, yediler, kırklar, evliyaullah, güzellik hep ruhlarına ve ruhaniyetlerine, makamlarına hediye ettik vasıta ya Rabbi. Ya Rabbi Şems-i Tebrizi, Mevlana Celaleddin Rumi, Saddettin-i Konevi, Şemide'de, Lâdik-i Ahmeda'mız, Tevrecemiz ruhlarına bağışladık vasıta ya Rabbi. Halis amca, Mehmet dede, Münif amca, Müsel amca ruhlarına bağışladık vasıta ya Rabbi. Osman ruhunu bağışladık ya Rabbi vasıtayı. Havsa'dan şehidimizin ruhuna bağışladık vasıta ya Rabbi. Gazze'de şehit olan ruhuna bağışladık vasıta ya Rabbi alemin. Ya Rabbi onlara sabır yağdır Allah'ım. Sabır yağdır Allah'ım. Sabır yağdır Allah'ım. Onlara sabır ver Allah'ım inşallah. Ya Rabbi. Anne, ahirete intikal eden annemizin, babamızın, dedemizin, ninemizin yakın uzak akraba ruhlarına bağışladık vasıta ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi son anımızda, son demimizde dünyayı görmez olduk da elimizde Kur'an, kalbimizde, iman, dilimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sadıkul ba'dül emin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة